Babu kitabetil ilmi hal tesluhu emda. İlmi yazmak salih midir değil midir? Yararlı mı yaramaz mı? Bu babda da bunu beyan edildi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يعمل في المزدل إذن استدي في كتابة العلم علم يازمك يا رسول الله إذن verir misin ben senden duyduğum hadis şerifleri yazayım. Felem ye ezellehu, ona izin vermedi. Resulullah Efendimiz hadis buyuruyor. Ebu Seyyid-i Kudri onu yazacak oldu, ona izin vermedi. Ne için? Yani şimdi aşağıda gelecek. Kur'an'ı yazdırırdı Resulullah Efendimiz. Hadis de yazılırsa sonra Kur'an'la hadisi birbirine katıştırırlar diye men etti. Hadise hafizelerinde hadis diye rivayet ederdiler. Yani öyle rivayet ederdiler ki bir harf noksan ziyade yok. Kur'an-ı Kerim'i de yazardılar. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى كَرَاهَةِ كِتَابَةِ الْعَلْمِ. Ulemadan bir kısmı ilmin yazılmasının kerahatine sahip oldular. وَنَهَوْا اَنْ ذَلِكِ. Bundan nehyettiler ki ilmi kitaplara yazmayın ya, hafizenizde saklayın, ezberinizde saklayın. وَحْتَجُّوا ف۪يهِ بِمَا ذِكَرْنَا. Hüccet olarak da bizim zikrettiğimiz bu hadisi şerifi getirdiler ki evet, Ebu Said'in Kudri Peygamber Efendimiz'den izin istemiş ki ilmi yazsın, yani hadisleri yazsın, Resulullah Efendimiz izin vermemiş. Ve halefem fî zâlike âharûn. Diğer ulemanın bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Felem yarav bi kitâbetil ilmi be'sen. İlmi yazmakta değiş görmediler. Ve âradû muarize ettiler. Mehtecce bihi aleyhim muhalifuhum. Kendilerine muhalif olan birinci zümrenin deliline karşı bunlar da delille muarize ettiler. Bunlar da delil getirdiler. Onların delili de neden? Minel eferillezî zekirnâhu. Bizim zikreylediğimiz yukarıdaki hadisi şeriften. Bima kadru yan Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz rivayet edilen hadiste ki Ebu Said'in Kudri'yi yazmaktan men etti. Onların deliline bu ikinci cümle. Hadesena şerifun anil muharif an tariqin kâle khatabena aliyyü radıyallahu anh. Hazreti Ali kerramallahu veçeh bize hutbe okudu diyor. Tariq. Fekâle Hazreti Ali buyurdular ki mâ indenâ min kitabin, bizim indimizde bir yazı yoktur ki nekrehu aleykum, size okuyacağımız bir kitap yok. Hazreti Ali'ye sordular ki Resulullah Efendimiz'in Ehl-i Beyt'e bir vasiyeti, bir kitabeti var mı? O da dedi ki yok, size okuyacağımız bir şey yok. İlla kitaballah, illa Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim. Ve hadihi sahife, bir de sahife var. Bir parça kağıt çıkardı. Bir de bu var dedi. Yani sahifete, sahifeyi kastetti. Fî devâtihi, kabında olan bir sahifeyi. Ve kâle dedi ki kabı neymiş? Neredeymiş o kağıt? Fî gilâfi seyfin aleyhi. Hazreti Ali'nin üzerinde bir kılıç var idi. Onun kınındaydı. O kılıcın kınında bir kağıt var idi. Bir de bu dedi. Kur'an-ı Kerim bir de bu var dedi. Ehaznâhâ min Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali dedi ki biz bunu Peygamber Efendimiz'den aldık. Fîhâ ferâidu sadaka. Bu sayfada da ne yazılı? Farz olan sedekeler, yani zekat bahsi. Farz olan sedekelerin miktarı nedir, nelerde zekat vardır? Bu yazılı değil. Öyleyse bak, Resulullah Efendimiz izin vermiş de yazılmış, o yazılmış kağıt Hazreti Ali'de de bulunmuş. Bu ilmin yazılmasına cevaz olduğuna delalet eder. Bir bunu delil getirdiler. Bir de haddesene Ebu Ümeyye'te, kâle haddesene Ubeydullah ibn Musa. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال ليس عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب. حضرت علي كرم الله وجهه dedi ki bizim indimizde Resulullah Efendimiz'den bir vasiyet, bir kitap yoktur. İlla kitaballahi azze ve cel, illa Cenab-ı Hakk'ın kitabı vardır. Bir ve şeyün fi hadihi sahife, bir de bu kağıtta bir şey vardır. O da nedir?
ne yazılıymış bu rivayette de başka bir şey. El-Medinetü haramun ma beyne ayrı ila sevri. El-Medinetü medine haramun haramdır. Onun da Medine'nin de haramı vardır. Nereden nereye kadar? Ma beyne ayrı ila sevri. Ayrıdan sevre kadar. Uhud dağının arkasında bir dağ var. Ona sevr dağı diyorlar. Oradan bu cebeli cehennem diyorlar ya, ayır. Oraya kadar bu arası bu haremdir. Bu var dedi. Ve fil hadis gayru haza. Hadiste daha başkaları da var. İşte bir de farz olan sadakeler var. Bir daha başka şeyler var. Başka rivayette geliyor. Yani bununla istidlal ediyorlar ki bak duyanlar Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a yazdırmış ve onu ona vermiş ki Hazreti Ali de onu saklamış. Sonradan onu beyan eylemiş. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن المغيرة بن حكيم ومجاهد أنهما سمعا أبا هريرة أبا هريرة مغيرة إلى مجاهد إشتلر كي يقول بيرور دي ما كان أحد أحفظ بندن زيادة أزبرليا أولمدي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبال فنمزم حديثني أي أزبرليا أولمدي مني بندر benden daha ziyade Resulullah'ın hadisini hafızasında saklayan olmadı illa ma kana min Abdullah ibn Amr. İlla Abdullah ibn Amr'ın ezberlediği benden çok. Benden fazla hiçbir kimse hadis ezberlememiştir. İlla Abdullah ibn Amr benden çok ezberlemiştir dedi. Fe inni kuntu ay bi kalbi. Sebebi de diyor ben kalbimle hifzederdim. Resulullah'tan duyduğumu ezberimde saklardım. Ve kâne ya'i bi kalbihi ve yektubu bi yedihi. Abdullah ibn Amr hem hafızasıyla ezberlerdi hem de kalemiyle yazardı. Hem hafızasını alırdı hem de Resulullah'ın huzurunda kalemiyle yazardı. Eve gittiği gibi de evde onu tekrar ederdi. Onun için Hazreti Ebu Hüreyre'nin unuttuğu varsa bir şey o unutmazdı. İstâdenen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o hem ezberlerdi hem de yazardı. Bunu Resulullah Efendimiz'den izin almış da yapmış. Yoksa izin almadan mı yazmış? Diyor ki yok. İstâzenen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den izin istedi. Fî zâlik hadisi yazmakta. Fe'edine lehû. Resulullah Efendimiz de ona izin verdi. Ya Resulullah dedi izin verir misin? Ben hadisi ezberliyorum fakat onu yazayım. Yaz dedi. O da yazardı gider evde. Hem hafizesi hem de kalemi ikisi olduğundan dolayı çok hadis ezberledi. Hazreti Ebu Hureyre'den daha ziyade hadis bilir mi? Şimdi bu hadis de ispat etti ki elmi yazmak caizdir. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle akbereni Abdurrahman ibn-i Süleyman an Amr ibn-i Şuayb enne Şuayben haddesehu ve mücahiden an Abdillah ibn-i Ömer'e radıyallahu anhuma. Abdullah ibn-i Ömer'den Şuayb ile Mücahid rivayet eylediler. Ve kâle kultu ya Resulallah Abdullah ibn Ömer dediler ki ektübü mâ semiyetü minke senden işittiğimi yazayım mı? Kâle naam yaz dedi. Kultu indel gadabü varrida senin gazetli olduğun vakitte radi olduğun vakitte her ikisinde yazayım mı? Yoksa yani gadab halinde belki beşerdir. Başka bir şey söylersem de gadef halındakini yazmayayım da rize halındakini mi yazayım? Bunu sormak istedim. Fakat onu ikisini tefsiratlı söylemiyorum. Gadef halında ve rize halında her ikisinde de yazayım mı dedi. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki innehu la yemdâi en ekûl. Benim söylemem layık olmaz illa hakkal. İlla hak söylemem layık olur. Yani gadef halında da olsam rize halında da olsam ben haktan başkasını söylemem. Sen yaz. Hangi hal olursa olsun yaz. Bunu buyurdu. Bu da ispat etti ki ilmi yazmak caizmiş. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ve akbereni yani Abdurrahman ibn-i Süleyman en Akil ibn-i Halid en il-Muğireti ibn-i Hakim ennehu semi'a min Ebi Hureyre ve zekere nehven min zâlik. Hazreti Ebu Hureyre'den aynı hadisi şerifi Muğire eşitti. Bunu İmam-ı Tahavi başka bir senette daha ispat ediyor. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله
İnni esme'u minke eşya. Ya Resulullah, ben senden birçok şeyler işitiyorum. Ehafu en ensaha. Onu unutmadan korkuyorum. Efete ezenuli, sen bana izin verir misin? En ektübeha, onları yazmaya izin verir misin? Kâle na'am, izin veririm, yaz dedi. Öyleyse bak kaç hadisi şerif oldu. Bunların hepsinde Resulullah Efendimiz yazmaya izin verdi. Fetihâdihil âfâ, işte bu eserlerde, bu hadisi şeriflerde unutulur. El ibâhati li kitâbetil elmi. İlmi yazmanın mübah olduğuna delil vardır. Bunların hepsinde ilmin yazılmasına cevaz var. Ve hilafun li hadisi Ebi Sa'idin illezî zekernâhu fi evveli hâzel bab. Bu babın evvelinde Ebu Sa'idin Hudri Resulullah Efendimiz'den izin istemiş, yazayım, o da hayır yazma diye hadis rivayet edildi. O hadise muhalif oldu bunlar. Ebu Sa'idin Hudri'nin rivayetinde ilmi yazmak mekruh, caiz değil. Bunlarda da Resulullah Efendimiz cevaz vermiş. Bu hadisler o hadise muariz oldu. İki türlü rivayet elde edildi. Hangisini almak daha evladır? İmam-ı Tahavi diyor ki وَهَذَا bu cevaz hakkındaki rivayetler evlâ bin nazar. Bunları almak daha evladır. لَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kâle buyurdular ki deyni, deyin, borç hakkında. Ne buyurdu? Estaizu billah. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا وَكَبِيرًا اِلٰى اَجَلِهِ ذَٰلِكَ مَقْصَدُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَخْوَمُ لِشَّهَادَةِ وَاَدْنَا اَلَّا تَكْتَابُ. Borç olursa, borç edersiniz ise yazınız. وَلَا تَسْأَمُوا Usanmayınız. اَنْ تَكْتُبُوهُ Onu yazmaktan usanmayınız. Alacak, verecek olursa tembellik etmeyiniz. Yazınız. صَغِيرًا اَوْكَبِيرًا Ufak olsun, büyük olsun. Onu yazınız. اِلَى اَجَلِهِ Onun müddetine kadar. Müddeti nedir? Ne alacak, ne verecek? Bunların hepsini usanmayınız, tembellik etmeyiniz, yazınız. ذَٰلِكُ مَقْصَدُ عِنْدَ اللّٰهِ Allah indinde bu daha ziyade adalettir. وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ Şehadete de daha akvamdır. Şehadet edeceği vakitte bilir. وَاَدْنَا اللّٰهَ تَرْتَابُ Bir de şek şüpheye düşmemezin içine yakın yol budur. İnsan şahit olur ama bir de unutur. Evet, ben bu meseleye şahit idim ama bu adamın bunda 10.000 mi alacağı var idi, 1.000 mi alacağı var idi, 1.000 vardı ama acaba 10.000 miydi, yoksa 1.000 miydi? Ha, orada yazıyı okur, yazıyı okuduğu gibi hatırlar. Bak ne kadar yok. Hem bir kimse kimsenin hakkını yemez, indi ilahide adaleti tesisiyle meydana getirir, adaletle yürümesine sebep olur. Hem de insan şekli şüpheye düşmez. Adam unutursa o senette yazır olduğu gibi. Bir şekilde de zahir olur. Cenab-ı Hak borç hakkında yazmayı emrederse فَلَمَّا اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكِتَابَةِ الدَّيْنِ Cenab-ı Hak borcu yazmakla emrederse خَوْفَ الرَّيْبِ شَكْلِ شُفَيَ düşünmek için كَانَ الْعَلْمُ الَّذ۪ي Öyleyse elim oldu. اَلَّذ۪ي öyle alim ki حِفْصُهُ أَسْعَبُ مِنْ حِفْصِ الدَّيْنِ Onu ezberlemek, borcu hatirde tutmaktan daha zor olur. İnsan borcunu bilir. Mesela 1500 neyse 2500 borcu var. Fakat bu elim öyle değil ki 1 değil, 5 değil. Hatirde tutmak daha zor. Evet. Öyleyse hepsi daha zor olan elmi hepsetmek, yazmak oldu. اَحْرَا اَنْ تُبَاحَ كِتَابَتُهُ Onun yazılmasının mübah olması daha layık oldu. Cenab-ı Hak borcu yazınız diyor ki borcu hepsetmek o kadar zor değil. Elmi hepsetmek daha zor. Madem borcun yazılmasını Cenab-ı Hak emrediyor, elmin yazılması Allah'a bitirir, mübah olur. Ne için? خَوْفَ الرَّيْبِ ف۪يهِ وَالشَّكِ Eğer yazmasa o rivayette şekli şüpheye düşer. Acaba yazdığımda caizdir yahut caiz değildir, acaba hangi rivayet vardı? Yahut da mesela bu mesele şunun hakkında mıydı, bunun hakkında mıydı? O ibarede bir ihtilaf olur. Ama yaz şimdi, müracaat eder. Bu vakitte kendi unuttuğunu da, şekli şüphesini de o surette izah eder. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي حَنِفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَنُ اللّٰهِ İşte bu iş imamın kavli de budur ki, elmin yazılmasında kerahat yoktur. Burası bu.
وقد روي في ذلك أيضا أن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا. Onlardan sonra Ebu Hanife ve İmameyn'den sonra da bazı ulemadan buna muvafık rivayetler geldi. Haddesene ma yuvafık hâzı emmen ba'da Resulullah. Yok, onlardan değil, Resulullah'tan sonra. Resulullah Efendimiz'den sonra da Resulullah Efendimiz'in bu mübahtır rivayetine muvafık eserler geldi. Haddesene Salih bin Abdirrahman kâle haddesene Hassü bin Ömer العدني قال حدثنا الحكم بن أبان أن أكرمة عن ابن عباس أن ناسا من أهل الطائف أهل الطائف تنبي جماعة أتوه بصحف من صحفه عبد الله بن عباس علمني يزمس والدخلال صحيفة لهم بفكم صحيفة لهم كفرد لك ليقرأها عليهم كفرد لك بني أخو بز بني أزبال عبد الله بن عباس فلما أخذها لم ينطلق. Onu aldı, baktı, göremedi. Lem yantalik, intilak etmedi. Abdullah ibn Abbas'ın son zamanda gözleri nurik etmişti, gözlerini. Aldı, baktı, okudu, okuyamadı. فَقَالَ اِنِّي لَمَّا ذَهَبَ بَصَرِي بَلِهْتِ. Vaktaki benim gözlerimin şevk etti, ben belih oldum. Yani ahmak oldum, okuyamıyorum. Aciz oldum demek. فَقْرَعُوهَ عَلَيَّ. Fakat siz onu okuyunuz. Siz onu okuyun, ben dinleyeyim. وَلَا يَكُنُ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ ذَٰلِكَ حَرَجٍ. Siz kendi nefsinizde de bir hareç, meşakkat hatırınıza almayınız. فَاِنَّ قِرَاءَتَكُمْ عَلَيَّ. Benim üzerime sizi okumanız, كَقِرَاءَتِ عَلَيْكُمْ. Benim sizi okumanız gibidir. Siz okuyun, ben dinleyeyim. Yanlış bir şey olursa ben fasih ederim. Ben okuyamıyorum. Ben okusam, siz dinleseniz daha iyi. Fakat gözümün nuru gittikten sonra ben aciz oldum, okuyamıyorum. Siz okuyun, ben dinleyelim. İkisinin farkı yok. Ha ben okumuşum, ha siz okumuşsunuz. Bu neyi ispat etti? Hazreti Abdullah İbni Abbas'ın ilmini yazmışlar. Ondan rivayet ettiklerini yazmışlar. Onu da getirmişler ki biz bunu yazdık. Acaba doğru mu, eğri mi? Tasih et. O da kendi okuyamamış, onları okutmuş ve ona göre tasih etmiş. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس قال كان سعيد بن جبير يكتب عند ابن عباس عبد الله بن عباس yanında yazar rivayetlerini. فقيل له عبد الله بن عباس dediler ki innehum yektubun, bunlar senin rivayetlerini yazıyorlar. فقال yektubun, onlar yazıyor. وَكَانَ اَحْسَنَ شَيْءٍ خُلُقًا. Ahlak yönünden de en güzel bir adam diyor Abdullah ibn Abbas. Yani yazıyorlar, peki yazsınlar diyor. Böyle sert ahlaklı değil diyor. حَدَّسَنَا ابْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ قَالَ كُنَّا نَأْتِي جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَنَسْأَلُهُ عَنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Abdullah ibn Muhammed diyor ki biz Cabir ibn Abdullah'a gelirdik ve neseluhu, ona sorardık. En sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden sorardık. O da bize beyan ederdi. Fenektubuha, biz de onu yazardık. Bak, ashab-ı kiram da buna devam etmişler. İlmi yazmışlar. Haddesena Hüseyin, kâle haddesena Naim, kâle haddesena İbnül Mübarek, kâle haddesena Süleyman-ı Teymi. عن ثابت عن أنس قال حدثنا محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك عتبان كسيدة جائز قال أنس فلقيت عتبان بن عتبان تصادف التمسحبتا فحدثني به بنا حديث وكدي فأعجبني خشمكتي فقلت لابني بن غرما دزن اكتبه ياز فكتبه ودى يازد وندى رواية كشمبه سادسي بن يازد ودى يازد. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد حاب حدثنا محمد بن خلتين قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو رضي الله عنه عن وهب بن منبه عن أخيه سمع أبا هريرة يقول. وهب بن منبه قال رواية ديور في أبو هريرة أشتم بيروزك ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة من أصحابه ليس بكمسة أولمدي
ektere hadisena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minni. Peygamber Efendimiz'in hadisini benden çok bilen kimse olmadı. Ashabın içinde en ziyade Resulullah'ın hadisini ben bilirdim. Benden ziyade çok bilen olmadı. Mâ hala Abdullah ibn-i Amr ibn-i radıyallahu anh. Abdullah ibn-i Amr ibn-i Aslan başka. O benden ziyade bilirdi. فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبْ. O yazmak bilirdi, yazardı. وَلَا اَكْتُبُ. Ben yazmak bilmezdim. Hazreti Ebu Hüreyre ezberinde saklardı. O hem ezberinde saklardı hem de yazardı. Bu da delalet etti ki yazmak caizdir. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن عمران بن حدير عن بشير بن لهيب قال كنت آخذ الكتب من أبي هريرة. أبو هريرة kitaplarını alırdım. فأكتبها onları yazardım. فإذا فرغت onu yazdım bitirdim mi قرأتها عليه كتاب أبو هريرة okurdum. Hazreti Ebu Hüreyre yazmak bilmiyor ya, ondan rivayetlerini alıyor, yazıyor. Bitirdikten sonra götürüyor, onu okuyor. فَاَقُولْ derdim ki, اَلَّذ۪ي قَرَاتُهُ عَلَيْكِ benim bu okuduklarımı ki sen okudun. اَسْمِيَةَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den sen bunları işittin mi? فَيَقُولُ o da derdi ki, نَعَمْ işittim. Ve bu da delalet ediyor ki Hazreti Ebu Hüreyre de yazdırmış. Kendi rivayetlerini yazdırmış ve başkaları da ona yazmış hem de okutmuşlar. Öyleyse ilmi yazmak caizdir. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem.